Herkese merhabalar. Bu dersimizde aynı düzlemde 3 doğrunun birbirlerine göre durumlarını işleyeceğiz. Hemen birinci durumumuzla başlayalım. Şimdi aşağıdaki düzlemde 3 doğru aynı noktada kesişmektedir diyor. Burada K, L ve M adında 3 adet doğrumuz var. Ne olmuş? Bunlar O noktasında kesişmişler. Peki böyle olduğunda ne diyoruz? Aynı noktadan geçen doğrulara noktadaş doğrular diyoruz. Dolayısıyla K, L ve M doğruları nedir? Noktadaş doğrulardır diyebiliriz. Hemen ikinci durumumuza bakalım. Aşağıdaki düzlemde 3 doğru birbirini kesmediğinden paralel doğrulardır. Yine burada D, E ve F adında 3 adet doğrumuz var. Bunlar sonsuza kadar da uzansa birbirlerini kesmiyorlar. Neden? Şöyle iki nokta arasındaki uzaklığı buradan aldığımızda D ve E doğruları arasında. Burası 1 santim ise şuradan da iki uzaklığın arasını ölçtüğümüzde burası da 1 santim ve sonsuza kadar bu aynı şekilde eşit olarak gidilecek. Yani D ve E doğruları arasındaki noktaları ne zaman ölçersek ölçelim 1 santim çıkacak. Dolayısıyla bunlar hiç kesişmeyecek. Yine E ve F arasında da aynı şekilde D doğrusu ve F doğrusu için de aynı şey geçerli. Dolayısıyla böyle olduğunda biz ne diyoruz? Biliyorsunuz şu şekilde bir paralellik simgemiz vardı. Paralel anlamına geliyordu bu simgemiz. Dolayısıyla D doğrusu paraleldir E doğrusuna. E doğrusu da yine paraleldir F doğrusuna diyebiliriz. Veya ayrı ayrı da yazabiliriz. D paraleldir E'ye. Yani D doğrusu paraleldir E doğrusuna. E doğrusu paraleldir F doğrusuna. Veya ne diyebiliriz? D doğrusu paraleldir F doğrusuna diyebiliriz. 3 doğru da birbirini kesmediği durum olarak özetlemiş olduk. Hemen diğer durumumuza bakalım. Aşağıdaki düzlemde doğrular ikişer ikişer kesişerek bir üçgen oluşturmuştur. Bakın şuralarda kesişim noktaları var. Örneğin buraya K, buraya L, buraya da M diyelim. Bakın K noktasında şuradaki A doğrusu ve C doğrusu kesişmiştir. Şuraya baktım, L noktasına baktım. L noktasında ise B doğrusuyla C doğrusu kesişmiştir. M noktasında ise yine A doğrusuyla B doğrusu kesişmiş ve ne yapmışlar? Burada bir üçgen oluşturmuşlardır. Bu da diğer bir durumumuzdu. Şimdi paralel olan veya paralel olmayan iki doğrunun her birini farklı birer noktada kesen üçüncü doğruya biz ne diyoruz? Kesen diyoruz. Şimdi buradaki kesenler hangileri? Ben bunları K ile gösterdim. Üç ayrı durumda. Burada paralel olmayan iki doğru var. Paralel olmayan iki doğruyu şu şekilde iki noktada kesmiş buradaki K doğrumuz. Yani buradaki kesenimiz K doğrusu. İkinci duruma baktım. Şimdi ikinci durumda F paraleldir G'ye. F doğrusuyla G doğrusu birbirine paralel ve burada da yine K doğrusu onları kesmiş ve bu şekilde bir durum oluşturmuş. Şimdi bundan sonraki dersimizde en çok biz bu durumla ilgileneceğiz. Özellikle bu durumdaki şurada oluşan açılarla ilgileneceğiz. Diğer bir durumumuz yine M paraleldir N doğrusuna. M doğrusuyla N doğrusu paralel ve burada da yine K doğrusu onları dik bir şekilde kesmiş. Buradaki kesenimiz de K doğrusu. Peki bir de çakışıklık durumlarımız var. Aynı düzlemde 3 doğrunun en az 2 noktası ortak ise bu doğrulara çakışık doğrular denir. Yani burada bir C doğrusu var. C doğrusundan 2 nokta aldım. Peki bir de B doğrusu var bakın. Odanın üstünde. Oradan da iki nokta alsam ben ne olur? Bu iki nokta ortak olur değil mi? B doğrusu ile C doğrusunun bu iki noktası ortak olmuş olur. Peki A doğrusu için de aynı şey geçerli. Çünkü bu şekilde birbirinin üstüne gelmişler. Dolayısıyla bu üç doğru nedir? A, B ve C doğruları çakışık doğrulardır. Doğrulardır. Peki diğerine baktım. Doğrulardan ikisi çakışıkken diğer doğru bu doğruları kesebilir. Yani burada nedir? P ve N doğrusu çakışık. Ne yapmış? Bir M doğrusu onları kesmiş bu şekilde. Peki başka bir durum var. Doğrulardan ikisi çakışık olup üçüncü doğru çakışan doğrulara paralel de olabilir. Yani burada ne var? P ve R doğrusu birbirlerine çakışık. Ne yapmış? S doğrusu da onlara paralel olmuş olmuş. Yani burada S paraleldir P doğrusuna ve yine nedir? R doğrusu paraleldir S doğrusuna diyebiliriz. Bu şekilde durumlarımızı belirlemiş olduk.
O zaman artık durumlarla ilgili sorularımızı çözmeye hazırız. Hemen bakalım sorumuza. Yandaki şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur demiş. Bakalım E doğrusu A ve B doğrularının kesenidir demiş. Şimdi hemen E doğrusunu buldum. E doğrusu şurada. Peki A ve B doğruları şurada. A ve B doğruları. E doğrusu onların keseni midir? Evet, kesenidir, değil mi? Bakın şu şekilde ikisini de kesmiş. Ve nasıl kesmiş? Dik olarak kesmiş. Dolayısıyla evet, birinci durumumuz doğrudur. Peki ikinciye baktım. A ve E doğruları paraleldir demiş. A doğrusu burada. E doğrusu burada. Birbirlerine paralel midirler? Hayır. A ve E doğrusu aslında birbirine diktir, değil mi? Dolayısıyla bu ifademiz yanlıştır. Şuna bakalım. A ve B doğruları paraleldir demiş. Burada A doğrusu var. Burada da B doğrusu var. Bakın kesen bunların her ikisinde dik kestiğine göre dolayısıyla bunlar nasıldır? Paraleldir. Evet doğrudur. A paraleldir B'ye. Yani bu ifade de doğrudur. A, C ve D noktadaş doğrulardır. Noktadaş doğrular olduğunda ne oluyordu? Aynı noktada kesişiyorlardı, değil mi? Bakalım o zaman. A, C ve D. Evet gerçekten bakın A şurada D ve C doğruları şuradaki K diyelim buraya K noktasında kesişmişler. Dolayısıyla aynı noktada kesiştikleri için noktadaş doğrulardır. Evet bu ifademiz de doğru. Peki E ve B doğruları A doğrusunu dik kesmiştir diyor. E ve B doğruları A doğrusunu dik kesmiştir. Evet E A'yı dik kesmiştir doğru ama B ve A ne demiştik? B ve A birbirine paraleldi. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. Son ifademize de bakalım. B, C ve D doğruları ikişer ikişer kesişerek bir üçgen oluşturmuştur diyor. Bakalım B'ye. B doğrusu şuradaydı. C doğrusu şuradaydı. Ve D doğrusu neredeydi? D doğrusu da şuradaydı. Yani şu C, bu D ve bu da B doğrusuydu. Evet gerçekten de ikişer ikişer kesişerek üçgen oluşturmuşlardı. Dolayısıyla bu ifade de doğrudur. O zaman hangileri? Şu ifademiz, bu ifademiz doğru. Şu ve ilk ifademiz doğru olmuş oldu. Diğer bir sorumuz şöyle. Yandaki şekilde K ve S paralel doğruları verilmiştir. A, B, C ve D doğrularından hangisi K ve S doğruları arasındaki en yakın mesafeyi verir demiş. Şimdi K ve S paralelmiş. Evet, K paralel S. Peki A, B, C, D doğruları var. Hangileri K ve S doğrular arasındaki en kısa mesafeyi verecek? Burada neye göre veririz? Mesela şuradaki mesafe mi daha uzaktır? Şuradaki mesafe mi daha uzundur sizce? Buradaki mi? Buradaki mi? Buradaki bilgi şu. Dik olan mesafe en kısa mesafedir. Dolayısıyla C doğrusunu çizdiğimizde bize K ve S arasındaki en kısa mesafeyi vermiş olacak. Aşağıdaki doğrulara uygun ifadeler yazalım demiş. Evet, öğrendiğimiz uygun ifadeleri şimdi buraya yazalım. Örneğin burada M doğrusu ve N doğrusuna bakalım. M doğrusu ve N doğrusunu şu şekilde R doğrusu kesmiş ve nasıl kesmiş? Şu şekilde ikisini de dik olarak kesmiş. Dolayısıyla o zaman M doğrusu paraleldir N doğrusuna diyebiliriz. Bu bir ifade. Bakalım sonra M doğrusu R doğrusuyla nasıldır demiştik. M diktir R'ye, değil mi? Bu da doğru. Peki N'ye bakalım. N doğrusu da R doğrusuyla dik olarak kesişmiş. Dolayısıyla N diktir R doğrusuna. Peki ne dedik sonra? M doğrusu vardı, N doğrusu vardı ve R doğrusu onları dik kesmişti. Dolayısıyla R doğrusu M ve N doğrusunun nesidir? Evet, kesenidir, değil mi? Onları çünkü kesmiştir. Kesenidir. Peki şurada bir üçgen görüyorum. O zaman ne diyebilirim? Bakın üçgeni kim oluşturmuş? P doğrusu, N doğrusu ve R doğrusu oluşturmuş, değil mi? O zaman şöyle diyebilirim. P, R ve N doğrusu ikişer ikişer kesişerek üçgen oluşturmuşlardır.
oluşturmuştur diyebilirim. Bu da bir ifade. Bakalım atladığımız bir şey var mı? Bir de ne vardır? Şurada bakın. 3 tane doğru kesişmiş. 3 tane doğru aynı noktada kesiştiklerinde ne oluyordu? Noktadaş doğrular oluyordu, değil mi? O zaman bakalım bunlar kimlerdir? M doğrusu, P doğrusu ve de R doğrusu da o zaman nedir? Noktadaş doğrulardır diyebiliriz. Onu da şuraya yazalım. P, R ve M doğruları. Noktadaş doğrulardır diyebiliriz. Bu şekilde ifadelerimizi yazmış olduk. Dersimiz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.